Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane daha varmış. Bir bismillah demiş, bir dememiş. Bismillah diyen güzel bir gitmiş. Başına bir şeyler düşmemiş. Ama öbürü kötü bir gitmiş. Başına bir şeyler düşmüş. Yorulmuş. Tavuklar bismillah diye yumurtaya bay. İnekler bismillah diye süt yapar. Köşe nasıl yapsınlar sütü? Marketteki amcaya elmaları tam para veriyoruz. Allah bizden 3 tane şey istiyor. Önce bismillah, sonra ortada hediye verdiğini düşünmek, sonra elham edin. İman etmek ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamak istersen hikayemi dinle. İki tane adam varmış. Biri Allah'a inanmış, biri kendine güvenmiş. Allah'a inanmak güzel düşündüğü için güzel bir yere gitmiş. Ama öbürü kötü düşündüğü için kötü bir yere gitmiş. Sonra karşılaşmışlar. Demiş ki sen de ben güzel bir yere git, güzel bir yere düşün demiş. O da oh Allah razı olsun beni cehennemden kurtardığın için demiş. İman eden cennete gidiyor, iman etmeyen cehenneme gidiyor. İşte elhamdülillah var. Aladdin'in işine var, Kemal iman demeliyiz. İbadet etmek ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamak istersen hikayemi dinle. İki tane asker varmış. Uzak bir yolculuğa çıkmışlar. Yol iki yaymış. Ortada bir adam duymuş. Onlara demiş ki sağ tarafa giderseniz biraz zahmet çıkarsınız ama sonra da çok mutlu olur. Askerlerin bir tanesi sağ gitmiş, bir tanesi sola gitmiş. Sağ gider çantasını ve silahını almış. Hiç kimseden korkmamış. Sonra da mükafat. Ama öbürü sol tarafa giden çanta ve silahını almamış. Bunlar bana lazım değil demiş. Herkesten korkmuş, işleri yapamamış, sonra da çok kocaman bir ceza almış. Gittiği yolculuk hayat yolu. Çanta ve silahı da ibadetleymiş. İşte ibadetleyimizi yaparsak güzelce cennete gideriz. İbadetleyimizi yapmazsak ceza alırız ve cehenneme gideriz. Dünyada ve ahiret mutlu olmak için Allah'a aşka yolmalıyız. Dördüncü söz. Namaz kılmak ne kadar güzel bir şey ama namaz kılmamak ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak istersen hikayemi dinle. Bir tane padişah varmış. İki tane hizmetkarı varmış. Her birisine 24 tane altın varmış. Size bir özel çiftlik hazırladım. O çiftliğime gidin demiş.
akıllı olan azıcık bir parasını harcamış, bilet almış, güzelce çiftliğine gitmiş. Ama bilet almadan bile hep parasını harcamış, sadece bir tane kalmış. Akıllı olan demiş ki, sen bir tane paran var demiş, yoksa ortada kalacaksın ve çiftliğine de gidemeyeceksin demiş. Ceza alacaksın. O da onu dinlememiş, ortada kalmış. Padişah Allah. İki tane iş ve kaydı, bir namaz kılan, bir namaz kılmayan. Gittiği yolculukta hayat yolu. Çiftlik de cennetimiz. Bilet de mamazımız. 24 tane saat. Allah'ın bir şey vardı, 24 saat. Bir saatimiz harcarsak güzelce cennete gideriz. Beşinci söz. İnsanın hakiki vazifesi namaz kılmak ve günahları istememek olduğunu anlamak. İstersen hikayemi dinle. Bir talibe cihat yapıyormuş. Ne yiyeceğini, ne içeceğini hiç düşünmüyormuş. Çünkü o padişahın vazifesiymiş. Ama öbür aşka ne yiyeceğini, ne içeceğini düşünüyormuş. Sonra karşılaşmışlar. Sen talih ve cüret yap. Senin ağzına lokmayı koymak padişahın vazifesi. Sen o padişahın vazifesini bıraksan talih ve cihat yapma demiş. O da onu yine dinlememiş. Ceza al. Bak yine ayış var işte de geçirmiş. Talip namazımız. O padişah Allah. Cihatta nefis ve şeytanla mücadele. Eğer dünyada sadece dünya için yaşarsak cennete gideriz. Ahiret için yaşarsak Allah'ın muhtemelen bir misafir oluyoruz. Nefsini ve bunu Allah'a satmak ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamak istersen hikayemi dinle. Bir orduda bir tane padişah varmış. İki tane hizmetkar varmış. Her birisinde çiftlik varmış. O çiftlikte her eşyalar varmış. Demiş ki padişah, eğer bana tutarsanız ben sizin için koyuyum. Hem de teşekkür ederim. Hayvan padişah bile tırmam. Ben kendim koruyabilirim demiş. Elinde hiçbir şey kalmamış. Eğer Allah'a satarsak 5 tane kalırmış. Ama satmazsak 5 tane sayılır. Birinci kar hep elimizden gitmeyecek. Bizim olacak. İkincisi cennet verecek. Üçüncüsü bize vadisinin kıymeti çok artacak. Dördüncüsü hiç üzülmeyeceğiz. Beşincisi
cennet verecek. Cennet şükürleri olarak bize geri verecek. Ama satmazsın 5 tane zararımız var. Birincisi hep elimizden gidecek. İkincisi hep ağlayacağız. Üçüncüsü ceza alacağız. Dördüncüsü bize verdiği sevgi kıymeti çok düşecek. Beşincisi maalesef cehenneme gideceğiz. Allah'ım kusurumuzu affet. Bize kendini kul kabul et. Emanet. Kabret zamanına kadar emanette emin kıl.